Efendim Hatay'a uzanacağız şimdi. Hatay'da birçok köy yolu kar nedeniyle kapanmış durumda. Maalesef köylerdeki depremzedeler kaderleriyle baş başalar. Bunu hak etmiyorlar. Jandarma da onlara yardım eli uzatmak için harekete geçti. Köylere helikopterlerle erzak, giysi ve elektrikli ısıtıcı taşındı. Şov Haber de o operasyonlardan birine eşlik etti. Nefes almak için duracak vakit bile yoktu. 4 değil 14 koldan çalışıldı. Jandarma Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı helikopterlerle Hatay'ın köylerine yardım malzemesi götürüyor. Şimdi biz de o helikopterlerden birine bineceğiz ve hem İskenderun'un hem de Antakya'nın son durumuna göz atacağız hep beraber. Yukarıdan bakınca depremin izleri daha net ortada. Nereye baksanız gözünüze bir enkaz ilişiyor. Vatandaşların araçlarının kuyrukları kilometrelerce uzuyor. Yıkılmış koca koca binalar, küçük evler, etrafında kurtarma çalışmaları. İl ve ilçe merkezi içler acısı halde. Kar nedeniyle yolları kapanan birçok köy ise kaderine terk edilmiş durumda. Ama onlara da jandarma yetişti. Burası bir toplama merkezi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yardımları topladığı nokta. Bakın işte Mehmetçik canla başla. Bu erzakların hepsi birazdan Hatay'ın köylerine gidecek. Askerler dolduruyor. Ver bir kolileri bu tarafa atalım. Kolilerde gıda var, giysi var. Merkezden alınan yardımlar helikopterlerle köylere taşındı. Mehmetçik şimdi erzakla, kıyafetle, ısıtıcılarla doldurdu helikopteri. Ve şu anda jandarma helikopteri havalandı Antakya merkezden. Köylere doğru hareket ediyoruz. Evleri başlarına yıkılan, giyecek montu, yakacak odunu olmayan köylüler bu yardımlarla felakete direniyor. Şu anda Bozu üçlüğüne indik Hatay'ın. Erzaklar indiriliyor. Bize yardım etmeye çalışıyoruz. Boş bir araziye her şey indiriliyor.